Merhabalar, Enine Boyuna Türkçe'ye hoş geldiniz. Bu videoda 8. sınıflar için sözel mantık ve muhakeme konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Spoiler yayınlarının 8. sınıf Türkçe yeni nesil defterinden beni takip edebilirsiniz. Dilerseniz öncelikle konu anlatımıyla başlayalım. Şimdi arkadaşlar, sözel mantık soruları okuduğunu anlama ve yorumlama, akıl yürütme, çıkarımda bulunma becerisini geliştirmeye, ölçmeye dayalı sorulardır. Sözel mantık sorularında verilen bilgiler sadece o soruya özgüdür. Yani genel geçer bilgiler verilmez. Bir bilgi veriyorsa bana mutlaka kullanacağım bilgidir. Dikkatlice hepsini incelemeliyim. Bu nedenle sözel mantık sorularında her soru için geçerli tek bir çözüm yöntemi yoktur. Ancak çözümleri kolaylaştıracak bazı yöntemlerimiz var. Bu yöntemlerden bazılarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. İlki arkadaşlar, sözel mantık sorularında tablo ya da şema oluşturmak ve öncülde verilen bilgileri bu tabloya doğru şekilde yerleştirmek önemlidir. Bu yolla da sorular çözülebilir. Tablolar veya şemalar doğru şekilde oluşturulduğunda değişkenler arasındaki ilişkiler daha açık ve bir bütün halinde görülebilecek. Dolayısıyla birbirine bağlı sorular daha rahat çözülebilecektir. Bu amaçla ilk olarak ifadeler doğru algılanıp bir sıralama oluşturmalıdır. Mesela Ali Ayşe'den öncedir, Ali Ayşe'nin solundadır, Ali'nin bulunduğu grupta Ayşe bulunamaz, Ali ile Ayşe aynı gruptadır gibi kesin yargı bildiren ifadeler önemlidir ve dikkate değerdir. İkinci basamakta şunlar yapılmalı arkadaşlar. Sözel mantık sorularında tabloya ya da şemaya ilk olarak sabit ve kesin olan bilgiler yerleştirilmelidir. Yani değişmeyen bilgiler. Mesela ikinci ev Ayşe'ye aittir. Bir sokaktaki evlerin yerleri sorulduğunda bu şekilde yerleştirebilirim. Ali yarışmada üçüncü olmuştur. Bir yarışmadaki sıralamalarla ilgili bilgiler sorulduğunda da bu şekilde bir yerleştirme yapabilirim. Kesin olan verileri, kesin olan bilgileri öncelikle kullanmam gerekiyor. Diğer özelliğime bakayım. Bu tarz sorularda bazı bilgiler ise ihtimale bağlıdır ve değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle bu değişkenlik tablo veya şemada kesin olarak belirtilmelidir. Mesela Ayşe öğretmen ya da hemşiredir. Yani Ayşe hem öğretmen olabilir hem hemşire olabilir. Ali doktor değildir. Tamam, Ali doktor değil ama Ali ne? Bu da kesin bir bilgi değil. Diğer özelliğim, sözel mantık sorularında bazı bilgilere net olarak ulaşılırken bazılarına da verilen örtülü bilgilerden hareketle akıl yürütme yoluyla ulaşılmaktadır. Mesela arkadaşlar, Ali, Ayşe ve Mehmet isimli 3 yarışmacıdan Ali sonuncu olmamış, Ayşe ikinci olmuştur dersem, ikinci Ayşe ise ve Ali üçüncü yani sonuncu olmadıysa Ali birinci olmuştur. Bu akıl yürütmede Ali'nin birinci olduğu, Mehmet'in ise sonuncu olduğu gerçeğine ulaşabiliriz. Diğer yöntemim, diğer özelliğim de diyebilirim. Sözel mantık sorularında verilen bilgilerden hareketle bilinmeyenlere ancak akıl yürütme yoluyla mantıklı bir şekilde gidilir. Mantık yürütme ayrı bir durum, yorum yapmak ise başka bir durumdur. Yorum, kişinin kendi düşüncelerini içerir. Bu sorularda yorum yapılması sorunun yanlış çözülmesine neden olabilir. Mesela örneği inceleyelim. Ali sınavda birinci, Ayşe üçüncü olmuştur. Bilgisinden hareketle Ali'nin Ayşe'den daha çok çalıştığı yargısına varmak bir yorumdur. Gerçekte Ayşe daha çok çalışmasına karşın birinci olamamış da olabilir. Bu nedenle kişilerin sınavdaki sıralamasına bakarak onların çalışma süreleriyle ilgili yorum yapmak yanlıştır. Demek ki arkadaşlar, sözel mantık sorularında ben yorum yapmayacağım. Verilen bilgilerden sadece çıkarım yapabiliyorum. Bunu aklımdan çıkarmayayım. Şimdi bir örnek var. Örnek üzerinden gidelim. Aşağıdaki grafikte Elit Pastanesi'nin 12 Haziran 2020 Salı gününe ait bir günlük satış grafiği verilmiştir dedi. Kırmızı dondurma, yeşil simit, mavi pasta, mor poğaça, turkuaz ekler, turuncu da kurabiye olacak. Ben siyah kalemimi alayım. Ürünler adet olarak hesaplanmıştır dedi. Aynı sokakta yer alan İnci Pastanesi'nin aynı tarihteki satışları ile ilgili bilinenler ise şunlardır dedi. En çok satan ürün simittir. Poğaça satışları Elit Pastanesi'nden azdır. Bakıyorum, mor kısımda poğaça gösteriyordu. Burada 300
Birim poğaçaya bunu yazalım. Bundan az olacak demek ki. İnci Pastanesi'nin dondurma ve kurabiye satışı bu ürünlerin Elit Pastanesi'ndeki satış miktarına eşittir dedi. Dondurma ve kurabiye satışı dondurma ve kurabiye. Bunlar eşit olacakmış. Yani kurabiye 100 birim, dondurma da 200 birim eşit diyelim. Eşledim. Eşledim. Buraya da az diyecektim. İnci Pastanesi'nin ekler satışı Elit Pastanesi'nin poğaça satışının yarısından fazladır diyor. Poğaçaya bakalım arkadaşlar. Öncelikle 300 demiş Elit Pastanesi için. Ama diyor ki bana İnci Pastanesi'nin ekler satışı Elit Pastanesi'nin poğaça satışının yarısından fazladır. Yani 150'den fazla ekler diyelim. Gerçek bir kalemle yazamadığım için biraz dağınık oldu ama arkadaşlar açıklayınca anlayacaksınız. Bu bilgilere göre İnci Pastanesi'nin 12 Haziran 2020 Salı gününe ait satış grafiği hangisi olabilir? İşaretleyiniz dedi. Şimdi arkadaşlar dondurma ne olacak yine? 200 olacak. Kurabiye 100 olacak. Bakıyorum. Burada A şıkkında dondurma 200 doğru. Kurabiye bakıyorum 150 yanlış. A şıkkı gitti. Bakıyorum B şıkkına dondurma 200. Kurabiye yine bakıyorum 100 doğru. C şıkkını inceliyorum. Dondurma 200, kurabiye 100 doğru. C'ye baktım. Bakın arkadaşlar burada dondurma 100 ile 200 arasında, o zaman C şıkkını eledik. Devam edelim. Başka ayırt edici bir özellikle gitmeye çalışalım. Poğaça satışları Elit Pastanesi'ndekinden daha azdır diyor. Yani 300'den az olacak morlu kısım. Bakıyorum B şıkkında 300'den fazla, o zaman eledim B şıkkını. Geriye sadece C kaldı zaten. Bakalım 300'den az 250 verilmiş. Ayrıca ekler 150'den fazla olacaktı. Ekler bakıyorum burada 150'den fazla verilmiş. O zaman benim cevabım C şıkkıdır diyebilirim. Bu şekilde arkadaşlar verilerden yararlanarak sözel mantık sorularını çok net bir şekilde çözebilirsiniz. Bununla birlikte kanaldaki 8. sınıf sözel mantık konu anlatımında yapmış olduk. Ardından da bir tane örnek çözerek pekiştirmelerde bulunduk. Kanalımda spoiler yayınlarının soru bankasındaki ve yeni nesil Türkçe defterindeki sözel mantık sorularına da ulaşabilirsiniz. Onları da çözebilirsiniz. Öncelikle kendiniz çözebilir, ardından da videodan çözümünü dinleyebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi, kafanıza takılan noktaları sormayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.